bir şekilde yapabilir. Yani siz pointer kullandığınız zaman aslında değer aktarması ya da bellekteki bir değere ulaşma daha hızlı bir şekilde ne yapmış oluyor? Gerçekleştirir. O değişkenin adresi üzerinde işlem yaptığınız için bu işlem daha hızlı olarak gerçekleştirilmiş oluyor. Şimdi diziler için, birlikler için, herhangi bir nesne için bakın, temel veri türleri için ne yapabilirsiniz? Herhangi bir pointer tanımlayabilirsiniz. Yani sadece temel veri türleri için değil, diziler için de pointer tanımlayabiliyorsunuz. Herhangi bir struct'ınız varsa, herhangi bir yapınız varsa onun için de pointer tanımlayabiliyorsunuz. Union'lar için, objektler için ve bildiğimiz temel veri türleri için pointer tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi şurada ortalama diye integer bir değişken tanımlanmış ve aynı şekilde integer tipli bir tane de pointer tanımlanmış. Yani pointer'ı tanımlarken nasıl tanımlıyorduk hatırlayın. Değişkenin ön tarafına bir tane yıldız işareti koyduğumuz zaman ne olmuş oluyordu? O değişken pointer değişken olmuş oluyordu hatırlarsak. Şimdi şurada bakarsak tipi belirliyoruz. Yani bu değişken adı dediğimiz bu pointer değişken hangi tipte verileri göstergesi olacak onu belirliyoruz. Yani pointer değişkenlerin de bir tip olmak zorunda mı? Zorunda ve ancak o tipteki değişkenlerin adresini ne yapabilir? Tutabilir pointer değişken dediğimiz. Şimdi ortalama ve ortalama PTR isimli iki değişken tanımlamışız. Ortalama PTR pointer tipli değişken. İkisi de integer tipli bakın. Ve ortalama da normal integer değişken. Ortalamayı 10 değerine aktarıyorum. Ortalama PTR'ye de ortalama değişkenin adresini aktarıyorum. Adres için ne yapıyorduk hatırlayın. V işareti kullanıyorduk değil mi? V ortalama dediğimiz zaman ne olmuş oluyor? Ortalama değişkenin adresi olmuş oluyor. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Pointer değişkenleri siz yalnızca ve yalnızca adres aktarabilirsiniz. Yani adres dışında daha farklı bir şey aktaramazsınız. Pointer değişkenlerin içinde ne vardır? Herhangi bir başka değişkenin adresi vardır. Şimdi ne olmuş oldu bakın. Ortalama PTR bu pointer değişkeni ortalama değişkenin göstergesi olmuş oldu. Yani bu ne demektir? Ben ortalama PTR değişkeni vasıtasıyla ne yapabilirim? Ortalama değişkenin içeriğini değiştirebileceğim gibi ortalama değişkenin içeriğine de ulaşabilirim. Kim vasıtasıyla? Adresi vasıtasıyla. Şimdi pointer değişkeninin başına yıldız koyduğunuz zaman bu şu demektir. Ortalama PTR'nin tutmuş olduğu adrese git, oradaki değeri getir demektir bakın. Oradaki değeri getir demektir. Şimdi ortalama PTR değişkenin içinde kimin adresi var? Ortalama değişkeninin adresi var. O zaman oradaki değeri getir dediğimiz zaman neyi getirmiş olacak? Ortalama değişkenin değerini getirmiş olacak. Yani yıldız ortalama PTR yerine yani şunun yerine ortalama yazsak da olur mu arkadaşlar? Şuna. Şunun yerine yazsak. Ortalama yazsak aynı şey mi olur? Tamam mı arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yıldız ortalama PTR eşittir. Ortalama demek. Tamam mı? Yani şu demek ortalama PTR'nin göstermiş olduğu adrese git. O adresteki değeri al getir. O adres kimin adresi zaten? Ortalama değişkenin adresi olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın şuradaki gibi. Yani 25.25.00.00 kimin adresi aslında? 25.00.00 adresi kimin adresi baktığınız zaman burada? Ortalama değişkeninin adresi değil mi? Ortalama değişkeninin adresi. Şuraya bakarsak zaten ortalama değişkenin adresi şu olduğunu görüyorsunuz. Yani ne yapıyoruz? Ortalama PTR değişkenine ortalama değişkenin adresini aktarıyoruz. Bakın ortalama değişkenin adresini buraya ne yaptık? Aktardık. Ve yıldız PTR dediğim zaman ben, yıldız ortalama PTR dediğim zaman bu adrese gidiyor. Bu adresteki değeri ne yapıyor? Bu adresteki değeri alıp bize getiriyor bakın. 10 değerini ne yapmış oldu? Getirmiş oldu. Yıldız ortalama PTR eşittir 20 deseydim bu adresteki değeri silip yerine ne yazacaktı? 20 yazmış olacaktı. Öyle bir şey söyleseydim ama söylemedik. Ve şu örneğimize bakalım. Bu örnekte de A diye bir değişkenimiz var. Bakın A diye bir değişkenimiz var. A değişkeninin değeri 500. Bir de P diye pointer değişkenimiz var. Ve P değişkeni kimi tutuyor? A değişkenin adresini tutuyor bakın. Yani ne yapmışız? A değişkenin adresini P'ye aktarmışız. Pointer değişkeni. Yani burada ne demek bu? Ne demek oluyor? P artık kimin göstergesi olmuş oldu? A değişkeninin göstergesi olmuş oldu. A'nın değeri de 500. Şurada yıldız P diye bir mesaj vermişiz bakın. Yıldız P diye bir mesaj vermişiz ve yıldız P'yi yazdırmışız.
Yıldız P'yi yazdırmakla A'yı yazdırmak aynı şey mi? Aynı şey. P'nin içindeki adrese git, oradaki değeri getir diyoruz. Yani ne yazacak ekrana? 500 değerini yazdı. Sonra A'yı yazdırdık. Yine 500 yazdı bakın. Sonra P'yi yazdırdık bakın. P'yi yazdırdık. Ne yazdı? 28FF44 yazdı. Bu kimin adresi? P'nin içinde kimin adresi var? A'nın adresi var bakın. A'nın adresini yazdık tekrar. İkisi aynı mı? Bakın ikisi aynı. Yani P'nin içindeki değerle A'nın adresi aynı şey olmuş oluyor. Ve ne olmuş oluyor aslında? P'nin içinde ne var, o ne olduğunu anlıyoruz. A değişkenin adresini tuttuğunu anlıyoruz. Dedik ki başta. Pointer değişkenlerde yalnız ve yalnız ne tutabilirsiniz? Herhangi bir değişkenin başlangıç adresini tutabilirsiniz. Onun dışında başka bir şey tutamazsınız arkadaşlar. Şu örneğimize bakalım. Yine A500, yine P diye pointer değişkenim var. Yine P pointer değişkenine A değişkeninin adresini aktarmışım. Bu ne demektir? P pointer değişkeni A değişkeninin göstergesi demişim. Cout komutuyla değer girin diye mesaj vermişim. Cin komutuyla da yıldız P'ye değer okuyorum. Bakın yıldız P kimi işaret ediyor her zaman? Yani yıldız P ne demekti? A demekti. Bakın yıldız P gördüm yere ne yazabilirim? A yazabilirim. Bu ne demektir? A değişkenine değer oku demektir, değil mi? Yani diğer bir tabirle ne demektir? P'nin göstermiş olduğu adrese git, girilen değeri oraya aktar demektir. Bakın. P'nin göstermiş olduğu adrese git, girilen değeri ne yap? Oraya aktar demektir ki girdiğimiz değer neymiş? 20'ymiş. Yani 20 girdiğimiz zaman, Enter'a bastığımız zaman A'nın değeri kaç olmuş oldu? 20 olmuş oldu. Yıldız P kaç oldu? Yıldız P de A'yı gösterdiğine göre o da 20 oldu. Bakın. O yüzden ne yaptı? Yıldız P için 20 yazdı. A'yı yaz dediğimiz zaman yine 20 yazmış oldu arkadaşlar. Tamam mı? Ne yapmış olduk? Pointer üzerinden, bakın pointer üzerinden ne yapmış olduk? A değişkeninin içeriğini değiştirmiş olduk arkadaşlar. Adresiyle beraber. Hayır, A'nın adres bilgisi değişmedi. A'nın adres bilgisi neden değişecek? O değişmedi. Yo, adres bilgisi değişmedi. Sadece o adresin içindeki değer değişti arkadaşlar. Bakın. Yani A'nın adresi ve P'nin içindeki değer aynı şu an. Hiçbir değişme yok. Evet, sadece değer değişti. Evet, çekmecedeki gibi sadece değer değişti. Tamam mı? Adreste bir değişiklik yok. Eğer ben P'nin değerini artırırsam ya da P'ye başka bir değer eklersem, o zaman P'nin içindeki adres değişir. A'nın adresi yine değişmez. Yani A'nın adresi sabit değil. Onu değiştiremezsiniz yani. Evet, yine yaş diye bir değişkenim var. Integer tipli. Yine integer tipli pointer P değişkenim var. Yaşa 5 aktarmışım. P pointer değişkeni yine yaş değişkenini gösteriyor. Bakın göstergesi adresini aktardığım için. Yıldız P ile yazdırdığım zaman ne yazacak arkadaşlar bakın. 5 yazdı bakın. P ile yazdırdığım zaman yıldız P ile. Yıldız P ne demek artık? Yani yıldız P gördüğüm yere ne yazabilirim? Silip yaşta diyebilir miyim mantık olarak? Yaş dersem bir hata olur mu? Olmaz, aynı şey. P'yi yaz diyorum. Bir de yaş değişkenin adresini yazıyorum. İkisi doğal olarak aynı olacak mı? Olacak bakın. 28FF44, 28FF44 yazdı mı? Yazdı bakın. Çünkü P'nin içinde de ne var zaten? Yaş değişkenin adresi var. Sonra yıldız P eşittir 3 diyorum bakın. Yıldız P eşittir 3 ne demek? P'nin içindeki adrese git. O adrese git. O adres gözündeki değeri 3 yap. Yani yaş eşittir 3 demekle yıldız P eşittir 3 demek aynı şey. Yani yaşı 3 yap demek. Yaptı mı yaşı 3? Yaptı. Siyahlıkla yazdırdığım zaman ne yazdı bakın? Yaşı yazdı diyorum bakın. Yaşı yazdırdığım zaman ne yapmış oldu? 3 değerini yazmış oldu. Yine ne yapmış oldum bakın? Pointer vasıtasıyla yaş değişkenin içeriğini değiştirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi gösterge aritmetiği var bir de. Yani gösterge aritmetiği dediğimiz, yani pointerlar içindeki değerleri artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Artırdığınız zaman nasıl artıyor onlara bir bakacağız. Şöyle demişiz. C++ programlama dilinde tanımlanan göstergelerin sakladığı adresler veya gösterdikleri adresteki veriler değiştirilebilir. Bunu gördük zaten. Göstergelerin tuttuğu adres değiştirildiğinde artık farklı bir adres göstereceğinden işaret ettiği değeri de değişmiş olacaktır. Yani siz göstergenin içindeki, pointer içindeki adresi değiştirirseniz o pointer'ın işaret etmiş olduğu değişkeni de değiştirmiş olursunuz. Yani bellek gözünü değiştirmiş olursunuz diyor. C++ programlama dilinde tanımlanan her dizi için dizinin adı ilk elemanının başlangıç adresini saklayan bir göstergedir.
Yani diziler için ne yapabiliyoruz biz? Daha önce de söyledik. Her dizinin, bakın ismi, direkt ismini kullandığınız zaman dizinin bu ne demektir? O dizinin başlangıç adresi demektir. Yani dizinin ismi, dizinin başlangıç adresini tutuyorsa bu ne demektir aslında? O dizinin ismi, o diziyi gösteren bir pointer gibi davranabilir miyiz demektir, değil mi? Yani o isme ne yapabiliriz biz? O diziyi gösteren, dizinin başlangıç adresini gösteren bir pointer gibi davranabiliriz demektir. O zaman dizi isimlerini direkt kullandığımız zaman aslında neyi kullanmış oluyoruz biz? Pointer'da kullanmış oluyoruz. Yani dizi isimlerini ne yapabiliriz? Pointer olarak, pointer muamelesi yaparak kullanabiliriz. Dizinin ismini direkt kullandığınız zaman o dizinin başlangıç adresini size verecektir. Örnek, işte dizi 10 elemanlı bir tane dizi tanımlamışız integer. Sonra dizi PTR diye, dizi pointer diye bir tane pointer tanımlamışız integer tipli ve dizinin sıfırıncı elemanının adresini aktarmışız bakın. Bunu bu şekilde söyleyebileceğiniz gibi yani dizinin sıfırıncı elemanının adresi ne demek? Dizinin başlangıç adresi demek. Bunu bu şekilde söyleyebileceğiniz gibi direkt pointer'a ne diyebilirsiniz? Pointer eşittir dizi diyebilirsiniz. Dizinin ismini direkt yazabilirsiniz. Niye? Çünkü dizinin ismi zaten neyi tutar? Dizinin başlangıç adresini size verir. Peki İkisi de doğru mu bu yazımların? İkisi de doğru. Bakın ikisi de doğru. Aynı yani. Ama şu daha pratik bakın. Direkt dizi ismiyle ne yapabilirim? Dizinin adresini tuttuğu için direkt aktarım yapabilirim. Yani bununla bu birbirine denk arkadaşlar. Tamam mı? Aynısı olmuş oluyor. Evet, V yazmaya gerek yok. Zaten V yazdığınız zaman dizinin de sıfırıncı elemanını aktarmanız gerekiyor. Bakın. Bu ne demektir? Dizinin sıfırıncı elemanının adresini aktar diyorsunuz. Bu ne demektir? Yine dizinin başlangıç adresi demektir. Aynı şey yani baktığınız zaman. Şimdi bir göstergeyle aritmetik işlemciler aracıyla hafızada ilerlenebilir demişiz veya geriye doğru gidilebilir. Yani siz bir pointer içindeki adresi ne yapabilirsiniz? Artırabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Yalnız burada pointer içindeki adresi bir artırdığınız zaman içindeki adres mutlaka bir artacak diye bir koşul yok. İçindeki o pointer'ın göstermiş olduğu değişkenin tipine göre değişir bu. Örneğin siz işte integer tipli pointer'ınız varsa ve integer tipli pointer'ı bir artırıyorsanız aslında o pointer'ın içindeki değer kaç artacaktır? Integer, standart integer 4 byte olduğu için 4 artacaktır bakın. Tamam mı? 4 artacaktır. Chart tipli bir değişkeniniz varsa pointer değişkeniniz. Chart tipli pointer değişkeni bir artırdığınız zaman 1 artacaktır bakın. Tamam mı? Gibi gibi. Yani değişkenin tipine göre ne yapar? Bellekte kapladığı alana göre ne yapar? Bu artım değişir. Ve böylelikle ne yapıyorsunuz siz aslında? Aynı tipte birden fazla değeri adresleyebiliyorsunuz. Çünkü bir arttırdığı zaman 4, bir arttırdığı zaman 4 artmış oluyor. 4 ötede ne var? Başka bir değişken var bakın. Çünkü integer değişken 4 byte'lık yeri kaplayabilir bakın. Integer değişken 4 byte'lık yeri ne yapabilir? Kaplayabilir. O zaman 2 artırdığınız zaman ne olmuş oluyor? Herhangi bir pointer değişkeni, integer tipli pointer değişkeni 2 artırdığınız zaman 2 çarpı 4 adres kaç artmış oluyor? 8 artmış oluyor. Yani pointer'ın içindeki adres 1000 ise ne olmuş oluyor? 1008 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, şunu söyledik zaten. Aritmetik toplama ve çıkarma pointer işlemlerinde artış değeri pointer'ın sahip olduğu veri tipinin bellekte kapladığı alan kadardır diye söyledik zaten. Ay şunu da söyledik biraz önce. Böylece artışık bellek alanlarında bulunan aynı tipteki veriler yani dizi tipindeki verileri ne yapabilirsiniz? Kolayca pointer vasıtasıyla erişebilirsiniz. Chart tipli p pointer değişkenini tanımlamışım. 1'i artırmışım. Kaç byte arttı? 1 byte arttı. Yine integer tipli p pointer tanımlamışım. 4, 1 artırmışım. Yine kaç arttı? 4 byte olduğu için 4 artmış oldu arkadaşlar. Şimdi A değişkeni 500 ve bir de B pointer değişkeni var. A değişkenin adresini kime aktarıyorum? B'ye aktarıyorum. Yani artık B kimin göstergesi? B artık A değişkeninin göstergesi olmuş oluyor. Sonra adres demişim. B'yi yazmışım. Yani B'nin içeriğini yaz demişim. B'nin içinde kimin adresi var? A'nın adresi var. Yazdım A'nın adresini bakın. 28FF44 diye yazdı bakın. Sonra B'nin içindeki değerin bir fazlasını yaz demişim bakın. B'nin içindeki değerin bir fazlasını B artı 1'i yaz demişim. Kaç yazmış? 28FF48 yazmış bakın. Niye 48 yazdı? Çünkü B bir pointer değişken.
ve byte tipli bir değişken. Siz b'nin içindeki değerin bir fazlasını al dediğiniz zaman ne yapıyor? Bakın al dediğiniz zaman ne yapıyor? 4 byte öteliyor bakın. 4 byte öteliyor ve 4,8 oluyor. Sonra b'nin içindeki değerin bir eksiğini yaz dedik. Şimdi ne yazdı? 4,0 yazdı bakın. 4,0 yazdı. Eski konumuna gelmedi. Bir eksikti. Bakın burada bir artır demek değil arkadaşlar. Bu şuna yanlış anlamayın bakın. Bu bir artır demek değil. B'nin içindeki değerin bir fazlasını yaz demek. Bakın şöyle bir şey demiyorum ben burada. B artı artı demiyorum bakın. Ya da B eşittir. B artı 1 demiyorum bakın. B artı 1 diyorum. B artı 1 demek B'nin içindeki değeri bir artır demek değil. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. B artı 1 demek ne demek değil? B'nin içindeki değeri bir artır demek değil. B'nin bir fazlasını ekrana yaz demek. Bakın. Şimdi B'nin bir fazlasını alıyorum. Tekrar B'ye aktarıyor muyum? Bakın B'nin bir fazlasını alıp tekrar B'ye aktarıyor muyum? Aktarmıyorum değil mi? Atama yapmadık. Evet, atama yapmadığımız için ne oluyor? Sadece bir fazlasını yazıyor. Tamam mı? Bunu karıştırmayın. Şimdi B'nin içindeki değer ne? 4, 4 değil mi? Sonu 4, 4 olan değer. 1 artırdığımız zaman B integer olduğu için kaç artacak? 4 artacak. Ve değer ne olmuş olacak? 4, 8 olmuş olacak. Bakın 4, 8 olmuş olacak. Var mı sıkıntı? Yok. Tamam mı arkadaşlar? Sıkıntı var mı? Yok. Peki B eksi 1 dedik. B eksi 1. B'nin içindeki adresi 1 eksik dedik. Bak, 1 eksiğini yaz. B'nin içindeki adresin 1 eksiğini yaz dedik. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi B'nin içinde ne var? 4 4 var bakın. 4 8 yok bakın. 4 4 var. 1 eksilttiğiniz zaman 4 eksilteceksiniz. Ne yazmış oldu? 4 0 yazmış oldu arkadaşlar. Tamam mı? 4 0 yazmış oldu. Sonra A'nın adresini yaz dedik. Bakın 4 4. A'nın adresinin bir fazlasını yaz dedik. 4 8. A'nın adresinin bir eksiğini yaz dedik. 4 0. Yine aynı sonucu verdi mi bize? Yine aynı sonucu vermiş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Devam edelim şimdi. Şimdi x diye bir değerimiz var. Yine p diye bir pointer değişkenimiz var. X'in adresini kime aktarmışız? P'ye aktarmışız. Yani P kimin göstergesi? X'in göstergesi. Yıldız P eşittir 1200 demişiz. Yani X eşittir 1200 olmuş baktığınız zaman. Yıldız P'yi yaz demişiz. 1200'ü yazmış bakın. Yıldız P'yi yaz demişiz. Ne yazmış? 1200'ü yazmış. Sonra yıldız P eksi eksi yıldız P demişiz bakın. Eksi eksi yıldız P demişiz. Yani yıldız P ne demek? Yıldız P ne demek? X demek. Yani yıldız P yerine ne koyabilirim? X koyabilirim. O zaman eksi eksi x demek değil mi? Bu ne demek? X'in içindeki değeri bir eksik. Kaç oldu x'in içindeki değer? 1199. Sonra yıldız P artı artı yıldız P demişiz. Peki yıldız P yerine x koyarsak ne olmuş olur? Artı artı x olmuş olur. Yani içindeki değer neydi? 1199'du. Bir artırdık. 1200 olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Var mı burada anlaşılmayan bir yer? Yani eksi eksi yıldız P demekle artı artı yıldız P demek eksi eksi x artı artı x demek arkadaşlar. Yani yıldız P gördüğünüz yere ne koyacaksınız o zaman? Tamam x başlangıçta 1200. Sonra x'i 1 eksilttiniz. 1109, 1199 oldu. X'i 1 artırdık. 1200 oldu. Yani şurada bir sıkıntınız var. Şimdi bunu artı eksi eksi x demedik mi? Eksi eksi x yerine geçer dedik değil mi? Bu ne demektir? X eşittir. X eksi 1 demektir. Bakın burada atama var. Burada atama var arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Tamam mı? Burada ne var? Atama var. X eşittir. X eksi 1 demek. Ya da şurada aynı şey. Yıldız P eşittir. Yıldız P eksi 1 demek. Bakın aynı şey. Tamam mı? Burada atama var. Yani bir önceki örnekle karıştırmayın. Eksi eksi yıldız P yapınca evet eksi eksi P değil de eksi eksi yıldız P yapınca 1199 oldu. Artı artı yıldız P yapınca 1199'a 1 ekledi 1200 oldu. Tamam mı arkadaşlar? Bunu karıştırmayın. Şuradaki mantık farklı bakın. Burada B artı artı demedim bakın ben burada bir önceki örnekte. Ya da B eksi eksi demedim.
B artı 1 dedim sadece. B'nin bir fazlası. Ama burada ne diyorum? Eksi eksi diyorum. Bir eksi tekrar geriye aktar diyorum. Aktarma var burada. Ona dikkat ederseniz iyi olur. Aksi halde hata yapabilirsiniz. Atama yaptık, evet. Şimdi şu soruya bakalım. Şu örneğe bakalım. A diye bir tane dizi değişkenim var. 1, 2, 3 değerini aktarmışım. P diye bir tane pointer değişkenim var. A dizisinin başlangıç adresini aktarmışım, değil mi? A neyi ifade ediyor burada? Dizinin başlangıç adresini ifade etmiş oluyor. Yani P kimi gösteriyor şu an? A'yı göstermiş oluyor. Yani burada ne diyebilirdim ben başka? Şunu desem olur muydu? Eşittir veya A eşittir 0 desem olur muydu? A 0 değil de veya A 0. Yani A 0 değerinin adresi. Olurdu, evet. Bu ya bunu diyeceksiniz ya bunu diyeceksiniz zaten. İkisi aynı anlama geliyor. Şimdi yalnız şu ilk örnekte şurada ilk for'da diziyi normal yazdırmışım bakın. A dizisinin sıfırıncı elemanını yaz. Sonra birinci elemanını yaz. Sonra ikinci elemanını yaz ve bitir demişim. Yazmış mı? Yazmış. Şurayı anlıyorsunuz değil mi? Şurada herhangi bir şey yok. Sıkıntı yok. For döngüsü içinde indise göre yazdırmışım bakın. A dizisini. Sonra şuraya bakalım. Burada da A dizisinde A ismine şey olarak davranmışım. Pointer olarak davranmışım. Bakın hani demiştim ya. Neydi? Dizinin ismi dizinin başlangıç adresini tutan bir pointer olarak düşünülebilir demiştik. Böyle düşünüldüğü için dizi ismine ben ne gibi davranabilirim? Pointer gibi davranabilirim demiştim. 2-3 slide önce. Öyle yapmışım bakın. Ne diyorum? A dizisinin içindeki adrese i ekle ve o adresteki değeri göster diyorum bakın. A dizisinin içindeki adrese ne ekle? i ekle ve oradaki değeri göster. Şimdi A'nın içinde kimin adresi var? A dizisinin başlangıç adresi var. Başlangıç adresine sıfır eklediğiniz zaman ve oradaki değeri gösterdiğiniz zaman kaçıncı elemanı göstermiş oluyorsunuz? Sıfır indiste eleman olan biri göstermiş oluyorsunuz bakın. Sonra i 1 artıyor. i 1 oldu. A'nın içindeki adresin bir fazlası. Bakın A'nın içindeki adresin bir fazlası ne olmuş oldu? Bir sonraki elemana geçmiş oldu bakın. Sonra 0 artı 1 bir sonraki elemana geçmiş oldu. Oradaki değeri göster dediğim zaman ne yapmış oldu? A dizisinin birinci liste eleman olan ikinci elemanı göstermiş oldu. Sonra i 2 oldu. A'ya 2 ekle dedik bakın. Yani 2 ekle derken A'nın iki fazlasının gösterdiği adrese git. Oradaki değeri göster dedik. O da ne olmuş oldu aslında? 3 indisli yani 2 indisli yani 3. eleman olmuş oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Pointer gibi davrandım yani. Sonra A dizisine şurada pointer vasıtasıyla ulaşıyorum. Burada pointer'ı da dizi gibi kullanıyorum bakın. P 0 diyorum bakın. P 0 diyorum. Hangisini? Şu döngüyü mü? Yani i diye bir değişkenimiz var. i'nin başlangıç değeri 0. i'nin başlangıç değeri 0. Önce ne yapacak? Yıldız A artı 0 gösterecek. Sonra i'nin değeri 1 artacak. Öyle değil mi? Yukarı çıkacak. Şuraya yukarı çıktı. i'nin değeri kaç arttı? 1 arttı. Kaç oldu? 1 oldu. Sonra neyi yazacak? Sonra yıldız A artı birinci elemanı yazacak bakın. Sonra yukarı çıkacak tekrar. i'nin değeri bir daha bir artacak. Kaç oldu? 2 oldu bakın iyi. 2 küçük 3 mü? Evet döngüye devam et. Ne yapacak? Yıldız A artı ikinci elemanı gösterecek. Sonra yukarı çıktı şuraya. i'yi tekrar 1 artırdı. i'nin değeri kaç oldu? 3 oldu. 3 küçük 3 mü? Hayır döngüden dışarı çık. Anlaşıldı mı? Yani A'nın sıfırıncı elemanını bakın. A'dan sonra sıfır ileri git yaz. A'dan sonra bir adres ileri git yaz. A'dan sonra iki adres ileri git yaz şeklinde olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi burada yıldız P'yi olması gerekmiyor. Çünkü P'nin içindeki P bu şekilde kullandığınız zaman, indisli kullandığınız zaman adres yazmanız, yıldız yazmanıza gerek kalmıyor. Nasıl şurada dizide herhangi bir indis yazmak, yıldız yazmamıza gerek yoksa aynı şekilde burada da yıldız yazmamıza gerek kalmıyor. Şimdi A dediğimiz bir pointer değişken mi? Bakın A tek başına.
Öyle demiştik ya. A tek başına ne olarak kullanılabilir? Bir pointer değişken gibi düşünülebilir. A'nın ikinci elemanı diyorsam, P ile A'nın bir farkı var mı şu an? P ismiyle A isminin bir farkı var mı? Hiçbir farkı yok. A'nın içinde de dizinin başlangıç adresi var. T'nin içinde de dizinin başlangıç adresi var. A'nın sıfırıncı elemanı, birinci elemanı, ikinci elemanı diyorsam, diyebiliyorsam, P'nin sıfırıncı elemanı, birinci elemanı, ikinci elemanı da diyebilirim arkadaşlar. Tamam mı? İndisle kullandığınız zaman bu şekilde söyleyebiliyorsunuz. Ama indissiz kullanacaksanız, bu özel bir kullanım. Eğer indissiz kullanacaksanız yine buradaki gibi yıldız koyuyorsunuz bakın. P'nin içindeki işte adrese 0 ekle, oradaki değeri göster. 1 ekle, oradaki değeri göster. 2 ekle, oradaki değeri göster diyerek de ne yapabiliyoruz? Yıldız olarak da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani indisli kullanacaksanız yıldız kullanmıyorsunuz. Çünkü dizide de aynı şekilde indissiz kullanacağınız zaman her ikisinde de ne yapıyorsunuz? İndissiz kullanacağınız zaman yıldız kullanmış oluyorsunuz. İndis kullandığınız zaman yıldıza gerek kalmıyor. Programlama dili onu kendisi ne yapıyor? Halledip size gösteriyor arkadaşlar. Şimdi referansla değer göndermeyi daha önce göstermiştik size, fonksiyonlar konusunda anlatmıştık. Şimdi bu işlemi biz neyle de yapabiliriz? Referansla değer gönderme işlemini. Pointer'la da yapabiliriz. Referansla değer gönderdiğimiz zaman ne oluyordu? Fonksiyon içinde siz referansta bir değişiklik yaptığınız zaman işte gönderdiğiniz yerdeki değişken de değişmiş oluyordu. Ve böylelikle return komutunu kullanmıyordunuz, değil mi? Yani fonksiyonlara iki türlü değer gönderebiliriz demiştik hatırlarsanız. Bir referans olarak gönderebiliriz, bir değer olarak gönderebiliriz demiştik. Eğer siz fonksiyona herhangi bir değer parametresi gönderiyorsanız o parametre üzerinde yapmış olduğunuz değişiklik gönderdiğiniz yerdeki parametreyi etkilemeyecektir. Ama siz herhangi bir fonksiyona bir referans olarak parametre geçiriyorsanız fonksiyon içinde parametre üzerinde yapmış olduğunuz değişiklik işte çağırdığınız yerdeki parametreyi de ne yapacaktır? Etkileyecektir. Bu yüzden ne olmayacaktır? Return komutuna gerek kalmayacaktır diye daha önce size söylemiştik. Şimdi şuraya bakalım. Bakalım bak, bakın. Küp hesapla demişiz. K diye bir değişken çağırmışız. Değerle mi çağırıyoruz yoksa referansla mı burada bakın. Yani K'nın üzerinde yapmış olduğum değişiklik şuradaki çağırdığım yerdeki değeri etkiliyor mu? Şurada. Şu değeri etkiliyor mu? Yani şu K ile şu geçişli mi olmuş oluyor? Baktığınız zaman. Şimdi değerle çağırabilmek için mutlaka ne göndermem gerekiyordu hatırlayın. Şey, referansla çağırmak için mutlaka ne göndermem gerekiyordu? Referansla çağırmak için mutlaka adres göndermem gerekiyordu, değil mi? Adres göndermem gerekiyordu. Şimdi burada K üzerinde yapmış olduğum değişiklik buradaki değer değişkeninin değerini etkileyecek mi? Etkilemeyecek. Bakın çünkü ne yapıyorum ben burada? Bunu ben referans olarak değil değer olarak çağırıyorum bakın. Çünkü burada ne oluyor bakın? Değer değişkeninin değeri kaç? 5. Bu 5 değeri buraya gitmiş oluyor bakın. Ne olmuş oluyor? Bu 5 değeri gitmiş oluyor. Yani K'nın değeri kaç? 5. 5 çarpı 5 çarpı 5 ne olmuş oldu? 125. K'nın değeri kaç olmuş oldu? 125 olmuş oldu. Yani K'nın üzerinde yapmış olduğum değişiklik değer değişkenini etkileyecek mi? Etkilemeyecek bakın. Etkilemeyecek. Değer değişkenini etkilemeyecek. Şimdi şurada başlangıçta değeri yazıyorum. Bakın kaç yazdı? 5 yazdı. Sonra küp hesaplama fonksiyonunu çağırıyorum ve buna değer değişkenini gönderiyorum. 5 değerini. Hesapladı, geriye bir değer döndürdü. Onu da ekrana yazdı. Ne yazdı? 125 yazdı bakın. Peki fonksiyonu çağırdıktan sonra değer parametresini tekrar yazıyorum. Kaç yazmış? 5 yazmış bakın. 125 yazmamış. Referansla çağırmış olsaydım kaç yazacaktı? Referansla çağırmış olsaydım 125 yazacaktı. Değerle çağırdığım için ne olmuş oldu? Kaynak yerdeki, çağırdığım yerdeki değer değişkeni ne yapmamış oldu? Değişmemiş oldu. Referansla çağırmak için ne yapıyorduk her zaman için? O değişkenin adresini ne yapmak gerekiyordu? İlgili fonksiyona geçirmek gerekiyordu. Şimdi şuraya bakarsak, şu nasıl bir değişken? Integer tipli pointer bir değişken. Bakın, küp hesaplardaki. Sonra değer değişkenine 5 aktarmışım. Başlangıçta değeri yazdırmışım. Kaç? 5 olarak yazdırmışım bakın başlangıçta değeri. Sonra küp hesaplama fonksiyonunu çağırıyorum. Şimdi küp hesaplama fonksiyonunu çağırırken
Bu fonksiyona ne göndermek zorundayım? Bir adres göndermek zorundayım. Bakın, bu fonksiyona bir adres göndermek zorundayım. Neden bir adres göndermek zorundayım? Çünkü bu fonksiyonun almış olduğu parametre pointer bir değişken bakın. Siz pointer değişkene yalnız ve yalnız ne aktarabilirsiniz? Sadece adres aktarabilirsiniz. Ve ne olmuş oluyor bakın? Değer değişkeninin adresi, bakın değer değişkeninin adresi kime geçmiş oluyor? K pointer değişkenine geçmiş oluyor bakın. Değer değişkeninin adresi K pointer değişkenine geçmiş oluyor. Şimdi bu K pointer değişkeni kimi gösteriyor? K pointer değişkeni değer değişkeninin göstergesi bakın K. Bu ne demektir? K'nın üzerinde yapmış olduğum, bakın K'nın üzerinde yapmış olduğum herhangi bir değişiklik direkt olarak kimi etkileyecektir? Değer değişkenini de etkileyecektir bakın. Ve K'nın artık K ne demek? Artık K yerine ne yazabilirim? Direkt değer yazamam mı? Çünkü onun adresini tutuyor bakın. Ve ne yapıyorum ben burada? Yıldız K çarpı yıldız K çarpı yıldız K. Ne demek? K'nın göstermiş olduğu adresteki değeri al. K'nın göstermiş olduğu adresteki değeri al. K'nın göstermiş olduğu adresteki değeri al. Kaç bu değer? 5. 5. 5. Üçünü de çarp. Nereye aktar? Bakın üçünü çarp. Nereye aktar? K'nın göstermiş olduğu adresteki adres gözüne aktar. Yani kime aktar? Değeri aktar. Yani ne olmuş oldu? Ben burada K'yı değiştirdiğim zaman yıldız K ile K'yı değiştirdiğim zaman ne de değişmiş olacak? Değer değişkeninde değişmiş olacak. Bakalım değişti mi? Küp hesaplama fonksiyonunu çağırdım. Sonra değer değişkeninin değerini yazdırdım. Kaç yazdı bakın? Değer değişkenin değeri olarak kaç yazdı arkadaşlar? 125 yazmış oldu. Yani K'nın üzerinde yapmış olduğum değişiklik fonksiyonu çağırmış olduğum yerdeki parametreyi de etkiledi mi? Etkiledi. İşte ne yapmış olduk bakın. Pointer vasıtasıyla ne yapmış olduk? Referansla değer çağırmış olduk arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Ne olmuş oldu bakın? Geçişli olmuş oldu değil mi? Geçişli bir değer aktarımı olmuş oldu arkadaşlar. Peki. Şimdi yapılarla birlikte de yapılarla ve birlik elemanlı union'larla birlikte de ne kullanabilirsiniz? Pointer kullanabilirsiniz. Ancak tek fark var. Normal yapı elemanlarına erişirken ne kullanıyorduk biz? Yapı içindeki elemanlara erişirken nokta kullanıyorduk. Geçen hafta anlattık bakın. Ama siz yapıya pointer vasıtasıyla erişecekseniz işte o yapının içindeki elemanlara pointer vasıtasıyla erişecekseniz tire büyüktür işaretini kullanıyorsunuz. Yani tire büyüktür işaretini vererek ne yapıyorsunuz? Pointer vasıtasıyla o yapı ya da birlik içindeki elemanlara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek, bir struct tanımlamışız bakın. Öğrenci bilgileri isimle ve o struct'a ait bir değişken tanımlamışız ve ilk değer aktarmışız. Değişkenimizin ismi O1. O1 değişkeni hangi tipte? Hangi struct tipinde? Öğrenci bilgileri tipinde değil mi? O1 değişkeni öğrenci bilgileri tipinde. Sonra öğrenci bilgileri tipinde bir ne tanımlamışım bir de? Bakın öğrenci bilgileri tipinde ne tanımlamışım? P pointer değişkenini tanımlamışım. Yani ben P pointer değişkenini artık neye aktarabilirim? Öğrenci bilgileri tipindeki herhangi bir değişkenin adresine aktarabilirim. Aktarmış mıyım? Aktarmışım bakın şurada. O1 hangi tipte? O1 öğrenci bilgileri tipinde. O1 değişkeninin neyini aktarmışım? Bakın adresini P'ye aktarmışım. Artık P kimin göstergesi arkadaşlar? P kimin göstergesi artık? O1 değişkeninin yani öğrenci bilgileri tipindeki O1 değişkenin göstergesi olmuş oldu. Peki bir gösterge vasıtasıyla herhangi bir struct değişken içindeki değerlere, elemanlara ulaşmak için hangi işleci kullanıyordum bakın? Tire büyüktür işlecini kullanıyordum. Görüyor musunuz? Artık nokta kullanamıyorum. Eğer ben bunu O1 ile kullansaydım ne diyecektim? O1 nokta numara diyecektim. Pointer vasıtasıyla bu elemanlara eriştiğim için artık ne diyorum? Tire büyüktür işaretini kullanarak ne yapıyorum? Bu işlemi yerine getirmiş oluyorum. Bakın P at diyorum. P tire büyüktür. P tire yaş şeklinde ne yapıyorum? Bütün O1 içindeki değerlere ulaşabiliyor muyum? Ulaşabiliyorum. Biliyorum. Aradaki fark bu. Yani struct'la pointer struct arasındaki fark bu. Yani siz herhangi bir struct'ı pointer üzerinden kullanacaksanız tire büyüktür. Direkt struct üzerinden elemanlara erişecekseniz de struct'ın işte değişken ismi nokta diyerek kullanıyorsunuz dedik.
Evet, bu slaytımız burada bitti. Pointer'larla ilgili soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Anlamadınız. Yok, diğer slayta geçeceğiz. Yani son örnekteki. Şu bu örnek, bu örneği mi diyorsunuz? Evet, P eşittir O1 kısmını. Yani programlama bir dersinden çok farkı yok, evet. Şimdi O1 değişkeni şurada bakın. Şurada O1 değişkeni şurada tanımladık ya. Bunu mu soruyorsunuz? Sonra da ne yaptık? O1 değişkenin adresini kime aktardık? P'ye aktardık bakın. Tam anlayamadım soruyu ama. T tab bırakır. 8 ya da 12 karakter boşluk bırakır bakın. Numaradan sonra bırakmış bakın. Addan sonra bırakmış ve hepsi aynı hizaya gelmiş. Görüyor musunuz? Tab karakteri bıraktığı için. Peki. Başka soru var mı? Hangisi? Soldan bir iki mi, string'den sonra mı? 112 tam anlayamadım. Bu mu? Ya soldan itibaren bırakıyor. Yok, string'den sonra değil. Soldan itibaren bırakıyor. Yani string'den sonra bıraksa aynı hizada olmaz. Tamam mı? Evet, başka soru yok herhalde. Yani siz pointerlarla ilgili farklı örneklere bakın yine. Çözmeye çalışın. Evet, sınıflar ve nesnelere bakacağız şimdi. Sınıf nedir, nesne nedir, işte kurucular falan filan var. Birazcık nesneye yönelik programlamaya birazcık bir giriş yapacağız. Şimdi nesneler ve sınıflar. Sınıf nedir? Sınıf aslında sanal bir şey bakın. Yani herhangi bir özellikleri, üyeleri, verileri, işte property'leri tutan yapıya ne diyoruz? Biz sınıf diyoruz. Yani biz önce sınıfı tanımlıyoruz. Daha sonra o sınıftan nesne oluşturarak o sınıfın özelliklerini nesne vasıtasıyla ne yapabiliyoruz? Oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Aslında sınıf dediğimiz, class dediğimiz sanal, nesne dediğimizde de aslında o sınıfın nesneleşmiş, kullanılabilir hali olmuş oluyor. Yani biz bir sınıf içinde metotları tanımlayabiliriz bakın. Ki bunlara ne diyoruz? Üye fonksiyonlar diyoruz. Member function diyoruz. Ya da veri üyeleri tanımlayabiliriz. Property'ler tanımlayabiliriz. Bunları da data member diyoruz. Ve bunların neleri vardır? Davranış biçimleri vardır bakın. İşte o davranışları nerede tanımlıyoruz? Aslında metotlarda, yani üye fonksiyonlarında tanımlamış oluyoruz. O zaman bir sınıf içinde ne olabilir? Bir, property'ler olabilir, veri üyeleri olabilir. İki, metotlar olabilir. Yani üye fonksiyonları olabilir arkadaşlar. Ve bu sınıf içinde tanımlamış olduğumuz property'leri ve metotları bizim kullanabilmemiz için mutlaka o sınıfı ne yapmamız gerekiyor? Bir nesne haline getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sınıfı tanımlarken şu şekilde tanımlıyoruz. Class diyoruz. Bir sınıf adı veriyoruz. Süslü parantez içinde veri ve fonksiyonları tanımlıyoruz. İstersek private tanımlayabiliriz, istersek public de tanımlayabiliriz. Yani bir sınıfın bazı bölümlerini programın diğer bölümleri tarafından erişilebilir hale getirmek söz konusu ise public tanımlıyorsunuz. Yani public üyelere, bakın public üyelere ne yapabiliyorsunuz? O namespace içindeki bütün sınıflardan ulaşabiliyorsunuz. Ama siz herhangi bir veri ya da üyeyi ne yap private tanımlamışsanız bakın private tanımlamışsınız, herhangi bir veri property ya da metodu private olarak tanımlamışsanız bu ne demektir? Siz bu metoda ya da üyeye, veri üyesine ya da veriye ya da property, hepsi aynı şeyi kastediyor. Ancak ve ancak o sınıf içinden erişebilirsiniz demektir. Sınıfın nesnesi vasıtasıyla da erişemezsiniz bakın. Private tanımlamış olduğunuz herhangi bir metoda ya da herhangi bir veri üyesine
Ne yapamazsınız? Sınıfın nesnesi üzerinden de ulaşamazsınız. Bakın, o sınıfa ait bir nesne oluşturduğunuz zaman da ulaşamazsınız. Bu önemli. Ama tabi tanımlamışsanız başka sınıftan da ulaşırsınız. O sınıftan oluşturmuş olduğunuz herhangi bir nesne vasıtasıyla da ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Bu erişim belirteçlerine daha sonra ayrıntılı bir şekilde bakacağız ama şimdilik bu ikisini bilmeniz yeterli arkadaşlar. Evet, private'a sadece o sınıf içinden erişebiliyorsunuz. Bakın, sınıf içinden diyorum bakın. Private'a sadece sınıf içinden erişebiliyorsunuz. Bir de arkadaş fonksiyonlar var. Onu biraz daha sonra anlatacağız. Bir de arkadaş fonksiyonlardan erişebiliyorsunuz. Ama şimdilik sadece şunu bilin. Class içinden ne yapabiliyoruz? Private'lara erişebiliyoruz. Onun dışında ne sınıfın nesnesi vasıtasıyla ne de sınıf dışından private öğelere ne yapamıyoruz? Erişemiyoruz arkadaşlar. Sınıfı tanımladıktan sonra hemen nesne listesini şurada verebileceğiniz gibi daha sonra da bu sınıfa ait herhangi bir nesneyi de ne yapabilirsiniz? Sınıf adı artı nesne ismi virgül diyerek tanımlaya, noktalı virgül diyerek tanımlayabilirsiniz. Şimdi şu örneğimize bakalım. Saat diye bir sınıf tanımlamışız. Bakın, saat diye bir sınıf tanımlamışız. Private, saat, dakika ve saniye olmak üzere 3 tane neyimiz var bakın. Veri üyemiz var. 3 tane property'miz var diyebiliriz. 3 tane değişkenimiz var diyebiliriz. Hepsi aynı şey. 3 tane private neyimiz var burada? Veri üyemiz var. Sonra public üyeler başlıyor bakın. Public üyeler başlıyor. Yani bu ne demektir? Saat, dakika ve saniyeye ben nereden ulaşamam? Sınıfın dışında ulaşamam. Sınıfın nesnesi vasıtasıyla ulaşamam demektir. Sadece sınıf içinde ulaşabilir. Sonra public demişim ve sınıfla aynı isimde bir metot tanımlamışım bakın. Sınıfla aynı isimde bir metot tanımlamışım. Sınıfla aynı isimde tanımlamış olduğum, sınıf içinde sınıfla aynı isimde tanımlamış olduğum metoda aslında ne diyoruz? Kurucu metot diyoruz bakın. Constructor metot diyoruz, kurucu metot diyoruz. Kurucu metot şu demek. O sınıftan siz herhangi bir nesne oluşturulurken otomatik olarak çalışan metot demek bakın. O sınıftan herhangi bir nesne oluşturulurken otomatik olarak çalışan metoda ne diyorsunuz siz? Constructor metot ya da kurucu metot diyorsunuz. Kurucu metotların geriye dönüş değeri olmaz. Kurucu metotlar public olur ve kurucu metotlar her zaman ve her zaman class ismiyle aynı isimde olur. Bakın. 3 tane özelliği vardır. Bakın, geriye değer döndürmez. Public olur ve class ismiyle aynı isimde isme sahiptir kurucu metotlar. Ve ne yapmışız bakın burada? Ve genellikle kurucu metotlar ne için kullanılır? Herhangi bir sınıf içindeki herhangi bir veri üyesini set etmek amacıyla kurulur. Bakın, set etmek amacıyla kullanılır kurucu metotlar. Bakın ne yapmışım bakın. Siz eğer saatten herhangi bir nesne oluşturuyorsanız ne çalışacak? İşte saat kurucusu otomatik çalışacak mı? Çalışacak. Siz nesne oluştururken herhangi bir parametre göndermemişseniz ne yapıyor? Saat, dakika ve saniye ne ekliyor? Sıfır ekliyor bakın. Saat, dakika ve saniye ne yapıyor? Sıfır olarak set ediyor bakın. Bir tane daha kurucu var mı bakın? Var. İstediğimiz kadar kurucu yazabiliriz arkadaşlar. Ve genelde o sınıf içindeki veri üyelerini set etmek amacıyla kullanılır. Tamam mı? Genelde bu amaçla kullanılır. Arkadaşımız sormuş ne işimize yarar diye. Bir tane daha kurucu yazmışım bakın. Yalnız bu kurucu içinde ne var? 3 tane parametre var. Yani ben o zaman saat sınıfından herhangi bir nesne oluştururken bir parametresiz olarak oluşturabilirim. Değil mi? Saat sınıfından herhangi bir nesne oluştururken bir parametresiz olarak oluşturabilirim. İki parametreli olarak oluşturabilirim. Bakın. İkincisi ne olarak oluşturabilirim? Parametre olarak oluşturabilirim. Bakın. Ki burada ne yapıyorum? Herhangi bir 3 tane parametre gönderdiğim zaman hangi kurucu çalışacak? Bu sefer bu kurucu çalışacak. Bakın. Parametresiz herhangi bir nesne oluşturduğum zaman o zaman bu kurucu çalışacak. Tamam mı? Ve parametreli olarak ne yaptığım zaman, nesneyi oluşturduğum zaman set saat metodu çalışıyor bakın. Set saat metodunda ne oluyor? Bu kurucudan gelen parametreler geçirilmiş oluyor bakın. Parametreler geçirilmiş oluyor. Ve ne yapıyor set saat? İşte saat sıfırdan büyükse, sıfırla 24 arasındaysa, dakika sıfırla 60 arasındaysa, saniye sıfırla 60 arasındaysa ne yapıyor? Saat değişkenini, işte parametre olarak gelen saati, dakika değişkenine parametre olarak gelen dakikayı, saniyeye de parametre olarak gelen saniyeyi aktarmış oluyor. Şu this ne işe yarar?
Onu önümüzdeki hafta anlatayım. Yani ne işe yaradığını. O zaman şöyle yapalım. Bu slaytı, bu örneği önümüzdeki haftaya ağır geldiğimiz. Zaten süremiz de doldu, yetişmeyecek. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu örnek üzerinden zaten birçok şeyi anlatmış olacağım size. Bu örnek önemli bir örnek. Tamam mı arkadaşlar? Evet. O zaman haftaya bu 5. slayttan devam edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Önümüzdeki hafta 5. slayttan devam edeceğiz. O zaman hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar.